bir hovarda ekonomisi diyeceğimiz bir şekilde ülkenin varını yoğunu yağmaladılar, yağmalattılar. Yani işte bir yandaş bir sınıf oluşturdular. Burada TÜSİAD da sessiz görünüyor hocam. Ha yani, o senin dedin ayrı bir tartışma konusudur o. Tamam. Türkiye'deki sermaye sınıfı niteliğiyle ilgili bir meseledir. Türkiye'deki sermaye sınıfı devletin serasında yetişmiş bir sınıftır. Yani normal bir kapitalist toplumdakinden farklı bu. Karlılık oranı arttığı ölçüde sesini de çıkarmıyor. Hayır. Yani şöyle bir kere bu iktidar onlar için bulunmaz bir nimet bir bakıma. Çünkü adam grev yaptırmıyor, şey yaptırmıyor, reel ücretleri sürekli düşük tutuyor. Yani istediğini sermayeye buyur diyor, satıyor. Yani sermaye, fakat sermayenin içinde de tabii monolitik değil. Yani bir TÜSİAD sermayesi var, bir Müslüman sermaye var vesaire. Şimdi bunlar geldikten sonra Müslüman kesimi palazlandırdılar. Tabii devletle burjuvazi, yani sermaye sınıfı arasında ilişkinin bu nedim söyledim nedenden dolayı. Şimdi bir kere zaten başta bu senin sermaye sınıfın devlet serasında yetişmiş, palazlanmış bir sermaye. Başta zaten bu Ermeni tehciri, işte Rum mübadelesi sürecinde zaten Ermeni ve Rum mallarını el koyan bir esas kaynakları bunların oradan geliyor bu. Sermayenin esas kaynağı oradan geliyor. Daha sonra da bütçeyi, hazineyi yağmalayarak. Sonra da işte çoklu şirketlerin burada taşeronluğunu yaparak. Böyle bir kapitalist sınıf bu. Dolayısıyla bunun böyle şunu, yani siyasi iktidarla ilişkisi tipik kapitalist toplumdakine benzemez. Bir burjuva toplumuna benzemiyor. O zaman